Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli Çay TV izleyenleri, bir cuma saati programı ile daha huzurunuzdayız. Rabbimiz cumamızı mübarek eylesin. Değerli izleyenler, bugünkü cuma saati programımızın konuğu Kalkandere müftümüz Özkan Çelik hocamız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Hocam ümmetin kanayan bir yarası üzerine inşallah bir sohbet edeceğiz inşallah. Malumunuz Kudüs vahye dayanan bütün dinlerde kutsal sayılan bir şehir. Bunun başta gelen sebebi ise Yüce Allah'ın insanları doğru yola iletmek üzere görevlendirdiği peygamberlerin birçoğunun bu şehirde yaşamış ve en azından hayatlarının bir bölümünün bu şehirde geçmiş olmasıdır. Ayrıca bu peygamberlerden bazılarının mabet olarak kullandıkları mekanlar da yine bu şehirde. Kudüs, İslam'da özel bir yere ve kutsiyete sahip olan bir şehir hocam. Zaten adı da bunun yerine de kutsiyetine de işaret ediyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı bağrında barındırması, Allah Resulü Aleyhisselam'ın İsra ve Miraç mucizesine şahit olması bu üstünlüğünün sebeplerinden bazıları hocam. İşte bu bizim için kutsal şehir, Beyt-i Makdis diye de isimlendirdiğimiz bu şehir bugün bir problem içerisinde. Aslında insanların hakları, İslam aleminin hakları, hukuku da burada ihlal ediliyor. Hocam ben bu girişten sonra sözü size bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Hocam. Evet. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bize insan olma, imana erme şerefi bahşeden yüce yaratıcımıza hamdolsun. Bizlere ibadet etme mekanlarını, imkanlarını bahşettiği için, bizlere mescitlere gidebilme, sağlık, sıhhat, afiyeti ihsan ettiği için Rabbimize şükürler olsun. İnsanlığa rehber olarak gönderilen bütün peygamber efendilerimize selam olsun. Mescid-i Aksa'da namaz kılan, ibadet eden, miraca yükselen, Peygamber Efendilerimize önderlik yapan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de selam olsun. Ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Allah birlik, beraberlik, kardeşlik şuuru bahşeylesin. Cumamız, sohbetimiz mübarek olsun. Amin hocam. Allah razı olsun. Kıymetli izleyiciler, bugün konumuz tabii ki ümmetin ortak bir değeri olan Kudüs meselesi. Bugün dünyaya baktığımız zaman son haftalarda özellikle ümmetin ortak değerleri olan geçen haftalarda Cuma'yı İslam aleminin dışındaki alem Cuma günümüzü bizim gündemimize kötü bir şekilde sunmaya çalıştı. Kendince onların evet. değerleri vardı. Cuma'mız ile alay etmeye çalıştılar. Evet. Cuma'yı hafife almaya çalıştılar. Bakıyoruz ki Müslümanların dışındaki bu alem, yani Hristiyan alemi diyebiliriz, emperyalist alem diyebiliriz. Yani bizi rahatsız etmek için elinden gelen bütün imkanları değerlendiriyorlar. Aslında çok saygısızca ve tehlikeli bir girişim esasında değil mi hocam? Sözünüzü unutmayın ama Kur'an-ı Kerim'de deseniz bile وَلَا تَسُبُّ الَّذِنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Evet. Yani bu manada baktığımız zaman bizim değerlerimize bir hakaret var tabii. Burada hocam. Yani insanoğlunu belki ileride işleyebiliriz. Buyurun. İnsanoğlu her haliyle saygındır. Evet. Hiç kimse inancından dolayı kınanmaz. Bu insanlığın başlangıcından beri böyledir. Bugün dünya insan hakları diye bir evet. beyannameyi tanımış ama ne zaman tanımış? Son asırda, 1900'lü yıllarda tanımış yani. Evet. Ama İlk insan Adem Aleyhisselam'dan beri Allahu Teala Celle Celaluhu biz insanlara bu kanunları, kuralları koymuştur. Evet. Hiç kimsenin canına tecavüz edemezsiniz. Evet. Hiç kimsenin malına tecavüz edemezsiniz. Hiç kimseyi sahip olduğu değerler noktasında eleştiremezsiniz. Hakir onu, göremezsiniz. O, evet, tahkir edemezsiniz. İşte geçen haftalarda bir reklam aracı olarak ki kullanılmaz. Asla. Evet. Hiçbir dinin ilkesi, simgesi, sembolü. Sembolü bu şekilde kullanılamaz.
Zaten onlar da Müslümanların az da olsa bir tepkisi karşısında hemen vazgeçtiler. Korktular, evet. Veyahut da vazgeçtiler veyahut da Müslümanların belki şuurlu davranışı, evet. Şuurlu olunca Müslümanlar hiç kimse bir şey yapamaz. Önce yani, bu şuurun yakalanması lazım. Biz de tepkimizi lazım. Göstermeliyiz tabii, bir mümin Müslüman tabii. Olarak. Yani bir Müslümanın cumasıyla hiç kimse evet. Alay edemez, etmemelidir. Evet. Cenab-ı Allah bize, ey iman edenler, cuma günü cuma namazına çağrıldığınız zaman Allah'ı anmaya mescitlere koşun buyuruyor. Evet. Yani başka şeyleri yapın demiyor. Başkasının dinine ya da kültürüne, ahlakına, ırkına hakaret edin demiyor. Evet. Bundan dolayı biz başkalarına o ayet okudunuz az önce. Evet. Biz başkalarına hakaret etmediğimiz gibi, etmeyeceğimiz gibi başkaları da diğer insanlara ve bizlere hakaret etmeyecek. Biz de onlardan saygı bekliyoruz. Tabii. Yani bu insanlık böyle ortak değerler noktasında huzurlu bir dünyayı ve hayatı yaşayacaktır. Yani biz onların cumartesi veya pazarlarına hakaret etmediğimiz gibi evet. Aklımızdan dahi geçmez böyle bir şey. Çünkü Kur'an'daki ifadesiyle evet. Gün noktasından ele alırsak bütün günleri Allah yaratmıştır. Evet. Evet. İnsan noktasından alırsak bütün insanlığı Allah yaratmıştır. Yaratmıştır. İnanç noktasından bütün ilkeleri Allah koymuştur. Evet. Yani değerimiz ortak noktada tevhid inancı açısından baktığımız zaman bütün yollar Allah'a varacaktır. Onun evet. için hiç kimseye bu noktada biz yabancı bir gözle bakmayız, bakamayız. Bakmamalıyız. Evet. Bugün değerli hocam yani son günlerde belki gündeme geldi ama Kudüs'le ilgili isterseniz hani izleyenlerin de bir malumatı olsun diye genel bir ilke. Siz de buyurun. Aslında güzel bir başlangıç yaptınız. Buyurun. Allah razı olsun. Buyurun. Yüce Rabbimiz insanlığı yaratınca insan ile mabedi beraber var etmiştir. Evet. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın hemen mescidi olmuştur. Evet. Yani insanlık secdeyle Rabbine giden bir yol bulmuştur. Yani insan olmak, nefes almak nasıl varlık gayemiz için evet. Önemliyse devamı için mescitte, secde yeri de aynen bizim için önemlidir. Maddi gıdalar nasıl bizim varlığımız için önemliyse, evet. Manevi gıda olan ibadet ve ibadet evet. Mekanları da bizim için bu kadar önemlidir. Evet. Bundan dolayı bütün bir insanlık tarihi boyunca Peygamber Efendilerimizin hep mescitleri, mabetleri olmuştur. Evet. Bütün ilahi dinlerde, İslam son gelen ilahi dindir. Ama ondan önce Hristiyanlık, Yahudilik Allah katında makbul bir din idi. Ve onların da kendilerine göre tevhid inancına yönelik mabetleri vardı, mescitleri vardı, ibadet evet. Yerleri vardı. Kudüs işte böyle bir yerdir. Bugün Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın, Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın, Hazreti Meryem annemizin anıldığı bir mescidin, bir mekanın bulunduğu şehirden bahsediyoruz. Kudüs. Evet. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in efendim Mekke'deyken müminlerin miracı olan namazı efendim emanet olarak getirdiği, hediye olarak getirdiği ve kutsal yolculuğun da bir durak noktası olan evet. Memleketten, Kudüs'ten bahsediyoruz. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Rabbimiz Sübhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Kabe ne kadar kutsal ise inanç bakımından Mescid-i Aksa da o kadar kutsaldır inanç evet. Bakımından. Çünkü Miraç'ın bir adımı Mekke'deki Mescid-i Haram ise diğer bir adımı da Kudüs'teki Mescid-i Aksa olmuştur. Evet. Bu vesileyle Hazreti Ömer Efendimiz de 638 yılında daha İslam'ın ilk yılları dediğimiz dönemde evet. Efendim Hristiyanların elinde bir şekilde oraların yıkılması, tarumat edilmesi gündemdeyken etrafının çöplük olduğu bir dönemde Hazreti Ömer radıyallahu anh 638 yılında orayı İslam'la tanıştırmıştır. Evet. Onunla ilgili aslında çok güzel anılar da vardır. Vaktimiz olursa. Buyurun hocam. Buyurun. Evet. Yani bir ara da girebiliriz hocam. Yani onları değerlendiririz, değerlendiririz diyorum. Evet. Hocam şimdi tabi ayet-i celile işaret ettiniz İsra suresinin ilk ayetinde. Evet. Rabbimiz bunu anlatıyor. Kulunu gecenin bir cüzünde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten Rabbinin şanı yücedir. İlahi ayet anlatıyor. Şimdi burada dünya Müslümanlarının sadece Filistin'de yaşayan değil, dünya Müslümanlarının hakları da ihlal ediliyor. Yani buna daha birçok insanların haklarını da herhalde ilave edebiliriz değil mi hocam bu ihlale burada? Şimdi bugün Allah-u Teala bir insanı yaratınca evet. Ona
akıl ve irade nimetini vermiştir. Bu iki tane nimet çok önemlidir. Evet. Yani hiç kimsenin aklına bir başkası müdahale edemez. Hiç kimsenin iradesine bir başkası da müdahale edemez. İlahi emir bunu istiyor. Dinin, İslam'ın geliş gayelerinden bir tanesi de budur. İnsana vermiş olduğu bu nimetler karşılığında dünyada bir imtihan süresini yaşatıyor Yüce Allah. Ondan sonra da bu imtihanın neticesinde verdi bu nimetler karşısında istersen sen hak yolu, güzellikleri tercih edersin, mutluluğa ulaşırsın. İstersen de efendim kötülükleri tercih edersin ama bunun sonunda da başına geleceklere katlanırsın diye uyarılarda bulunmuştur. Bundan dolayı da Cenab-ı Allah kurallarını koymuş. Mesela birinci kuralda diyor ki can güvenliği herkes için esastır. Evet. Maide suresinde, Kur'an'ın değişik yerlerinde yine ayetlerde bir kişiye diyor sebepsiz yere kastetmek yani bir kişiyi öldürmek, bir kişinin hayat hakkına son vermek, bir kişinin canını almak diyor. Bütün bir insanlığın canını almak gibidir. Ya bu konuda uyarıyor Yüce Rabbimiz. Bundan dolayı hiç kimsenin canına müdahale edilmemiştir, edilemez. Mallarımız da aynıdır. Yani Peygamber Efendimizin de bu konuda veda hutbesinde çok ciddi uyarıları vardır yani efendim. Mallarımız da kutsaldır. Şehirlerde kutsaldır. Mabetlerde kutsaldır. Canlarımız da kutsaldır. Efendim namuslarımız da kutsaldır. Bunu bizleri yaratan bu şekilde vaaz etmiş kurallarında o koymuştur. Evet. Hocam şimdi burada Kudüs'ten esasında bahsederken sizin bahsettiğiniz hak kavramı önemli. Neticede insanların haklarından biz bahsediyoruz. Bir kısım insanların ki dünyada az sayıda değil. 1 ile 5 pek fark etmez ama 1,5 milyar İslam aleminin hakkından, hukukundan bahsediyoruz. O halde hocam insan niçin değerlidir? Yani buna biraz değinebilir miyiz? İnsan niçin değerlidir? Şimdi bizleri yoktan var eden Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da bu kısa sureler dediğimiz Tin suresinde Bismillahirrahmanirrahim Vettini ve zeytuni ve turi sinine ve hadel beledil emin lekad halaknel insane fi ehseni takvim. Yüce Rabbimiz insanı en güzel surette yarattığını beyan ediyor. En güzel surette. En saygın biçimde yarattığını beyan ediyor. Evet. Ona yapılacak her türlü müdahale saygısızlık olarak, Allah'ın koyduğu kuralları ihlal olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet. Bundan dolayı biz bütün bir insanlığa Allah-u Teala'nın yarattığı eş, kendine has, özel bir varlık olarak bakarız yani burada. Efendim, insanlara yapılan her türlü müdahaleyi de bir anlamda Allah'ın emirlerine yapılmış bir müdahale olarak da görürüz. Dolayısıyla insanların haklarının ihlal edildiğini bu şekilde ortaya koymuş oluyoruz ve Cenab-ı Allah'ın emrinin kimsenin haklarının ihlal edilmemesi. Başta ifade etmeye çalıştığım hocam, bütün ilahi dinlerde bir olan esaslar var. Aklın, malın, canın, neslin korunması. İnsanların hakları. Hocam bu haklar içerisinde en önemlisi hangisidir? Yani mesela ibadet hakkımız var, yaşam hakkımız var. Böyle şey yapacak olsak bir sıralama yapılabilir mi hocam? Şimdi haklarda tabii ki bir kişinin Allah'a karşı hakları vardır. Evet. Efendim kişinin kendisine karşı, insanlara karşı, efendim yaşadığı çevreye karşı, efendim ayrıca hayvanlara karşı hakları, yani bütün bunları topladığımızda ortak noktada öncelikli olarak hayat hakkı diye hayat hakkı yani insanın, canlının, efendim affedersiniz hayvanların hepsinin yaşama hakkı. Evet. Yani en birinci sıraya bunu koymamız lazım. Evet. Bunu hiçbir güç insanın ya da diğer canlıların elinden alamaz. İnsanın yaşama hakkı ne kadar kutsalsa bitkilerin yaşama hakkı da, ağaçların yaşama hakkı da, yine hayvanların yaşama hakkı da o kadar bizim için kutsaldır. Evet. Bundan dolayı tabii konu çevre değildir belki ama hacca, umreye gittiğimiz zaman ihramla ilgili o mübarek yerlerde belli yasaklardan bahsedilir. Harem-i Şerif diyoruz değil mi? Aynen öyle. Yasak bölge. Yani belki burada özellikle ülkemizde
böyle ağacın yaprağın belki dikkate alınmadığı yerler ya da dönemler olabiliyor. Fakat o mübarek yerlere gidince, o harem yasaklı yerlere, yaprağın bile efendim sebepsiz yere veyahut da bir mazeret olmaksızın koparılması, efendim dalından düşürülmesi aynen suçtur yani. Evet. Yaprağın. Burada belki ava gitmek mübah ama orada bir yasak var. Tabii. Harem bölgesi. Demek ki yani öyle insan istediği her şeyi istediği yerde, mekanda, zamanda yapma hakkına da sahip değildir. Evet. Hocam tam yeri geldi söyleyelim. Allah nasip ederse bu ayın 25'i itibariyle o mübarek yerlere bir yolculuğumuz olacak. Seyircilerimize de söyleyelim inşallah. Onların selamlarını oraya götüreceğiz. O zaman duada edeceğiz. Rabbim kolaylık versin. Gidenlere mübarek eylesin. Bu konuda sevgili peygamberimizin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 3 tane mescide yolculuk yapılır diyor. Evet hocam. Konumuzu da sizin yolculuğunuzla ilgilendirdiği için bu açıklama uygun olur inşallah. Buyurun. Buyuruyorlar ki 3 tane mescide ibadet maksadıyla yolculuk yapılır. Bunlardan birincisi Mescid-i Haram, Kabe. Oraya yolculuk yapılır diyor. Bu Müslümanları ilgilendiren bir konudur. Yani burada milliyet önemli değildir, ırk önemli değildir, Kabe'nin nerede olduğu önemli değildir. Evet. Kabe'nin sahibi Rabbe Hazel Beyt diye ilafi okuyunca böyle diyor. Felyabudu Rabbe Hazel Beyt. Biz Kabe'nin sahibi olan Rabbimize ibadet eder, kulluğumuzu ona yaparız. Onun Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da sözünü tutarız. Bundan dolayı da Kabe'ye yolculuk yapılır. İkincisi Mescid-i Nebi'ye yolculuk yapılır. Yani Medine'de. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye 622 yılında hicret ediyor. Evet. Medine'ye vardığı zaman insanlığa ilk lazım olacak şeyin mabet olduğunu, ev gibi lazımdır. Evet. Ev nasıl barınmak için lazımsa camide, mescitte öyle lazımdır. Hemen Medine'de daha ikamet etmeden Mescid-i Küba'da. Evet. Bugün cumadır. Evet. Vakti de yerindedir. Evet. İlk cuma namazında kılındığı yerdir. Orada efendim hem mescit yapılıyor, ibadet mekanı, mahalli, hem de cuma vakti cuma namazı kılınıyor ilk defa. Daha sonra Medine'de yerleşik hayata doğru geçerken hemen Mescid-i Nebi, Peygamber Efendimiz'in mescidi, camisi diye bildiğimiz, bugün Medine deyince aklımıza Mescid-i Nebi geliyor. Mekke deyince Kabe aklımıza gelir. Yani bazen Kabe'ye gidiyorum da diyenler olabiliyor yani böyle yurt dışı seferlerinde. Yani mekan ile oradaki mabet birbiriyle örtüşmüş. Evet. Üçüncü, ibadet için yolculuk yapılacak mescit, belki birçoğumuzun ilk defa duyduğu olabilir ya da biraz ihmal ettiği, yani duymadığı. Evet. Üçüncü, ibadet maksadıyla gidilecek mescit, Mescid-i Aksa'dır. Hocam onu söylemeden şunu tam yerinde söylemek istiyorum. O İslam'dan, inancımızdan kaynaklanan şey tabii bu. Ecdadımız tarihte ev dediniz ya, mabet, mescit. Şimdi ev bark deyimi kullanmışlar. Yani ev tire bark, bark ibadet yeri anlamına geliyor. Hayır. Yani onları böyle birbirine eşit tutmuşlar. İşte Mescid-i Nebevi'nin etrafında inşa edilen evler de buna ilk örnekler. Buyurun hocam. Allah razı olsun. Evet. Yani bugün bilinçli kısıtlamalardan dolayı özellikle Mescid-i Aksa'nın tarihinden bahsederken biz bu ibadet mahallenin Peygamber Efendilerimizin durağı, yani birçok Peygamber Efendimiz gelmiş, birçok Peygamber Efendimiz de orada metfun, yani kabristanı orada, belli olsun ya da olmasın kabri orada. Yine Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin bunlardaki yapılan ibadetin faziletinden bahsettiği bir hadis-i şeriflerinde Mescid-i Aksa için şöyle ifade vardır. Buyuruyorlar ki Mescid-i Aksa'da kılınan bir vakit namaz Kabe ve Mescid-i Nebi'nin dışında, dünyada ne kadar mescit varsa onlarda kılınan bin vakit namazdan daha faziletlidir diyor. Evet. Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan bir vakit namaz Medine'deki Mescid-i Nebi, Kabe'nin dışındaki camilerde, mescitlerde kılınan bin vakit namazdan daha faziletlidir. Evet. Bundan dolayıdır ki Efendimiz yine imkanı olanlar diyor oraya muhacir olsun, hicret etsin, orayı ziyaret etsin diyor. Bu çok önemlidir. İmkanı olanlar orayı ziyaret etsin.
orayı ziyaret edenler imkan buldukça Mescid-i Aksa'da namazını kılsın diyor Peygamberimiz. Mescid-i Aksa'ya gitme imkanın yoksa, orada namaz kılma imkanın yoksa, o zaman diyor, onlar için de çok böyle enteresan bir ifadedir, zeytinyağı göndersin diye. Böyle bir ifade oraya var. Evet, zeytinyağı. Şimdi bugün izleyenler diyebilir hocam, yani zeytinyağı nedir yani şimdi? Ya Türkiye'de üretildiği için mi diyorsun yani zeytinin kalitesinden? Hayır. Zeytinyağı gönderme bir simgedir, bir ifadedir. Evet. Diyor ki varlığınızla, ekonomik gücünüzle, siyasi gücünüzle, elinizle, dilinizle ne varsa yani bütün imkanlarınızla oranın özgürlüğü için, bağımsızlığı için, oranın mescit olarak, o kutsal mabet olarak kalmasının devamı için diyor her türlü imkanlarınızı seferber edin. Hocam bu noktada bu Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kudüs bağlantılı umre turları da anlamlı değil mi hocam? Yani Allah razı olsun, son yıllarda başkanlığımızın çalışmaları, devletimizin efendim orayla ilgisi, desteği, ilgisi alakalı, bugün efendim dünyanın gündeme getirdiği Kudüs'ün efendim İsrail'in başkenti olması şeklindeki tavırlarına karşı hem devletin hem Diyanet'in hem bütün bir İslam aleminin, yani bu bir kişinin, bir devletin bir değeri değildir yani bütün bir insanlığın ve özellikle ümmeti Muhammed'e dahilim diyen Müslümanların ortak bir paydası, değeridir. Bundan dolayı oraya yapılacak her türlü müdahaleye, oraya karşı yapılacak her türlü gayri ahlaki davranışlara ümmeti Muhammed tek elden, tek dilden mutlaka cevap verecektir. Bugün de onların gayreti içerisindedir Müslümanlar. Cuma namazında da inşallah sohbetlerimizde de olsun, İnşallah. Evlerimizde olsun, bütün ellerimizi, dualarımızı Mescid-i Aksa için Yüce Rabbimize kaldıracağız. Yani orayı yalnız bırakmamalıyız. Bir nasıl Kabe'de tavaf ederken gösteriş yapıyoruz, yürüyoruz, koşuyoruz. Evet. Oralara gitmemiz lazım. Buraların sahipsiz olmadığını o hain ellere bildirmemiz gerekiyor hocam. Yani bu umre ziyaretini dediniz. Bugün benim aklımdan, yani gönlümden geçen bir insan, bir Müslüman olarak imkanlarımız olsa da ya da imkanı olanlar hepsi gündeme getirse bütün seferlerimizi, efendim umre yolculuklarımızı Kudüs üzerinden yapabilsek. Yani orası da bizim mabedimizdir ve oraya girmek Müslümanın hakkıdır. Yani bunu kimseden bir ulufe olarak, efendim bir minnet olarak, beklemiyoruz. Yani bu Müslüman kendi evine nasıl rahatça girebiliyorsam, o mahallemizdeki camiye nasıl rahatça girebiliyorsak, aynı şekilde yani bütün insanlığın ve Müslümanların ortak bir mescidi olan, Peygamber Efendilerimizin durağı olan, Hazreti Meryem annemizin de beşiği mesabesinde olan böyle bir yere Müslümanların kimseden izin almasına da gerek yoktur aslında. Almadan girebilmesi. Hocam şimdi iman, inançlar, ibadetler, mescid, camiler hak kavramı içerisinde, yani bu manada hak kavramı içerisinde nasıl değerlendirilir? Şimdi bugün bir insan varlığını devam ettirmesi için, yaşamı için, az önce söylemiştik, yemesi ona nasıl bir ihtiyaç ise, giyinmesi de öyle bir ihtiyaçtır. Yani bir insan, hele kış günlerine girdik yani böyle palto olmadan, kalın elbiseler giymeden yani nasıl... İki ay önceki giydiğimiz bugün olmuyor. Yani mümkün değildir yani, bunun olması mümkün değil. Sabahleyin kalktığı zaman kahvaltıyı yapacak. Öğlen geldiği zaman efendim yemeğini yiyecek. Ezan okunduğu zaman da o zaman ibadetini yapacaktır. Yani ibadetini yapması gerekiyor. Bunun için de mescitler imar edilmiştir. Mescitlerin imar edilmesiyle ilgili de Yüce Rabbimiz ayette oraları diyor, Allah'a ve ahirete iman edenler imar eder diyor. Ya bu çok önemlidir. Eğer bir Kudüs'ü biz mesele olarak düşünüyorsak, ortak bir kaygımız, üzüntümüz diye düşünüyorsak, buradaki paydalarımız... Ki öyle de düşünmemiz gerekiyor. Zaten öyleyiz. Evet. Yani bugün konuşmamızın, efendim böyle konuyu gündeme getirip de ümmeti Muhammed'in uyanışına belki bir nebze katkı olur diye düşünmemizin şeyi budur. Ortak sebebi budur. Allah-u Teala'ya inandığımız için, ahirete inandığımız için. Böyle mescitlerin imar edilmesi. İmar edilmesi bir inşaat anlamındadır yani. Böyle birçoğumuz biliriz ama inşaattır. Yani inşaatı tamamlandıysa imarı da orada ibadet edilmesidir.
oranın evet. ibadete açık kalması için gayret edilmesidir. Evet. Hani bugün elektrik faturalarını herkes bildiği için oradan örnek veririz. Bir cami ya da bir ev yapılmıştır. Orasının inşaatı tamamlanmış. Elektrik faturası ödenmezse oranın inşaatı, imarı durur. 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 Orada hizmet olmaz. Hizmet olmaz. Camiler efendim ibadete açık olmaz. Bundan dolayı ne yapacaksın? Onun imara açılması için elinden gelen imkanlarını sarf edeceksin. Evet. Bugün bizlerin de yapmak istediği budur. Çünkü Kudüs'ü bir yerlere dahil etmek isteyen aklın planlarında şunlar vardır. Geçmişteki tecrübelerden. Orayı insanlığın mabedi olmaktan çıkarmak. Hazreti Ömer döneminde Kudüs, Mescid-i Aksa'nın olduğu yer çöplüğe çevrilmiş hocam. Çöplük. Hazreti Ömer orayı fethettiği zaman anlatılıyor. Tarih kitaplarına evet. baktığımız zaman görürüz. Mescitte namaz kılıyor. O çok manidar bir olaydır. Evet. Uzunca anlatmak istemiyorum ama evet. gidiyor Hazreti Ömer Efendimiz Kudüs fethedildiği zaman efendim Hristiyanlarla beraber oraları geziyor. Kiliseyi gösteriyorlar işte. Tam o sırada öğle namazı ezanı okunuyor. Ezan okununca Hazreti Ömer diyor ki bir namaz kılalım. Tabii ki o dönemde anahtarları teslim etmek üzere hazır olan Hristiyan alemi kilisede de namaz kılabileceğini söylüyorlar. Nasıl olsa diyor bu İslam'ın eline geçti yani. Burası evet. sizin mekanınız. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz bugün dünyadaki bütün o tür devlet adamlarına efendim düşüncelere akıllarına ders olacak bir ifadeyi kullanıyor. Diyor ki ben diyor sizin bu Hristiyan mahallenizde, kilisenizde diyor namaz kılarsam öğle namazını ya da ikindiyi daha sonra diyor ümmet gelir diyor burayı benim mescidim olarak tayin ederler diyor. Sizin mescidiniz size kalsın diyor. Geçiyor karşı taraftaki boş bir alanda namaz kılıyor. Bugün orası Hazreti Ömer Mescidi diye anılıyor. Yani İslam bir beldeyi fethettiği zaman evet. Müslümanların değil diğer gayrimüslimlerin de her türlü haklarını korumuştur. Her türlü. Hiç kimsenin kilisesine dokunmamış. Bugün İstanbul'da bile, bugün Mardin'e evet. gittiğimiz zaman yani Anadolu'muza Simge baktığımız zaman müstesna. Yani evet. asi olmadıktan sonra, evet. devlete isyan etmedikten sonra, milleti bölmek, parçalamak istemedikten sonra herkes diyor hangi inanç üzerindeyse yaşayabilir yani. Bunu Hazreti Ömer bize göstermiştir. Evet. Ama bugün bakıyoruz Hazreti Ömer'in temizlik yaptırdığı çöplüğe dönmüştür dedik ya. Bakıyor ki Hazreti Ömer Hristiyan alemi kendilerine göre de kutsal olan böyle bir mabedin etrafını affedersiniz çöplüğe çevirmişler. Namazdan sonra Hazreti Ömer gidiyor cübbesini sarıyor. İçerisine alabildiği kadar çöpleri topluyor, bir kenara doğru götürüyor. Onu gören Müslümanlar ve oradaki diğer Hristiyanlar utanıyor ve oradaki bütün çöpleri temizliyorlar. Bugün mescitler Allah'ın evleri dediğimiz o ayete işareten oranın görevlisi olan imamlarımız bizler olsun. Efendim camiye giren bütün vatandaşlar, efendim bireyler, iman ehli olan insanlar orada bir çöp gördüğü zaman başkasının gelmesini beklemez. Hemen onu alır kenara koyar. Ya bu temizlik anlayışı öyle gelmiş. Ama bugünkü zihniyet oralarda bir karışıklık çıkarmak. Altını oymak. Yani böyle şeylerde duyuyoruz yani. Mescid-i Aksa diyor altını oyacaklar, orayı dağıtacaklar, parçalayacaklar. Yani kendilerine gibi senaryo kuracaklar. Böylece insanları birbirine düşürmek. Orada zaten şu anda karşılıklı hem inanç bakımından hem devlet bakımından yani bir tarafta Filistin devleti var, bir taraftan İsrail devleti var. Bir taraftan Yahudiler yaşıyor, bir taraftan Müslümanlar yaşıyor. Şimdi bu insanların arasında var olan bir köprüyü efendim güç bendedir diye, ben güçlüyüm diye sen haklı olamazsın ki. Evet. Yani bir insanın bir şey yaptığı zaman önce haklı olması lazım. Hakkın yanında olması lazım. Ondan sonra gücünü o yönde kullanması lazım. Evet. Yani hakkı güçlü olduktan sonra her şeyi ben bilirim, ben yaparım dersen o zaman zulüm yani olur. Yani güçlü olanın haklı olduğu bir yer olursa o zaman zulüm evet, olur. O zaman zulüm olur. Yani şu anda yapılan haklılık değil zulümdür. Zulüm. Onların yaptıkları. Hocam esasında bir sıkıntı var ortada. Yani İsrail denen devlet 2000 sene kadar yaklaşık yani 1948 sene kadar devlet olamamış. 1948 senesinde bir devlet temeli atılmış, devlet olmuş. Böyle işte 48'den bu yana kaç sene geçti? 60 küsur sene diyelim. Şimdi sıkıntı şurada. Bugün konu edinmemizin de sebebi bu. Yani orada olmayan,
belki onlarla din bağı bile olmayan ama dünyada terör östüren birileri kalkıyor bugün orayı başkent yapmak istiyor. Şimdi Müslümanın tavrı ne olacak, ne olmalı? Acaba bugüne kadar yaptığımız eksikliklerden dolayı mı böyle bir şeye cüret ediliyor? Binlerce kilometre öteden geliyor. Orada Müslümanların kutsal saydığı bir değere bir manada tecavüz ediliyor hocam. Bu manada Müslümanların tavrı nasıl olmalı? Müslüman birisi olaya nasıl bakmalı? Ne yapmalıyız hocam? Bahsettiniz. Yani bugün devlet olarak orada yaşayanlara bakınca bizim dedelerimizin yaşında değil yani orada yaşayanlar. Değildir hocam. Ama oranın insanlık tarihine baktığımız zaman milattan önceye gidiyor. Evet. Yani binlerce yıllık bir geçmişi vardır. Bugün orayla ilgili ben biraz baktım hocam. En son 1980'lerde alınan Birleşmiş Milletler dediğimiz yani böyle birçok devletin ortak kararıyla oranın bugünkü hal üzerinde, bizim bildiğimiz hal üzerinde devamı için karar alınmış. Evet. Yani İsrail oraya bastırmış ki o bizim olsun, başkentimiz olsun diye kabul edilmemiş 1980'de. Evet. Ama bugün ilk defa, yani o tarihten bu yana yaklaşık işte 30-40 yıl olacak. İlk defa bugün sizin de bahsettiğiniz gibi uzaklardan efendim, yani hiç toprak bağı olmayan, fakat belki inanç bağı da yok o manada yani. Ama demek ki onları bir yerde buluşturan güçler öyle diyelim yani. Onları bir yerde buluşturan güçler. El küfrü milletün vahide. Aynen işte onu diyecektik. Evet. Yani. Küfür tek millettir. Evet. O zaman ümmeti Muhammed'e düşen şudur. Bir, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu tevhid akidemizde, bu inanç bağımızda sağa sola hiç bakmadan. Bugün ama diye Türkçemizde vardır. Evet. Fakat diye virgül koyduğumuz efendim cümlelerimiz vardı. Bugün o cümleyi kullanma zamanı değil. Evet. Bugün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah davasında neredeyiz? Var mısın? Bunun içerisinde var mısın? Ama sen şöyleydin. Senin mezhebin şuydu. Sen şu ülkedendin. Sen şuranın Müslümanıydın. Evet. Daha aşağıya doğru İnsanların ayrıştırma zamanı değil, birlik olma zamanı. Ümmet insanlığın önderi demektir. İmam ile ümmet kelimesi bir de kelimesi üç tane kelime aynı hecelerden oluşur öyle diyelim. Veltekim minküm ümmet. Ümmetün yani yed'une ilal hayri. Bugün dünyaya çağrımız oluyor değil mi yani? Evet. Ne kadar İslam alemi varsa onlara diyoruz ki haydi gelin bugün birlik olma, vahdette buluşma. Efendim tevhidle buluşma efendim Müslüman olarak ortak bir davada buluşma zamanıdır. Hocam konumuz değil ama belki o veltekün minküm ümmetün tabiri burada müstakillen konu olacak bir şey. Sadece dünyada değil ülkemizde bile ilimizde bile çok lazım olan bir şey bize. Yani ümmet olamıyoruz. Cemaattir, cemiyettir, tarikattır vesaire bölüyoruz. Sizdendir, bizdendir. Halbuki Allah bizi ümmet olmaya çağırıyor değil mi hocam? Bugün dünya olarak, dünya Müslümanlar olarak buna çok daha ihtiyacımız var. Yani ilk önce insanlar eğer Allah'ın kitabını ve Allah'ı tanırsa, birinci mesele budur. Evet. Yani kimsenin kitabını tanımayacak. Bütün kanunların, bütün araştırmaların, bütün geliştirmelerin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve ondan sonra da onun ayrılmaz bir parçası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, sözleri, hadisleri, sünnetidir. Evet. Yani bu ikisini insanlar buluşma noktası olarak kabul ederseler bir araya gelirler. Hepimiz için öyledir. Yani bu ikisi noktasında var mısınız? Yani Allah'a iman noktasında aynı yerde miyiz? Aynı yerdeyiz. Peygamber Efendimiz ve diğer peygamber efendilerimize iman noktasında var mısınız? Varız. O zaman aşağıya doğru efendim senin bugün Türkiye için konuşursak yani cemaatlerin, tarikatların, tasavvufların, ekollerin onlar hepsi bir araya toplansın. Biz de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolundayız desin. Evet demeliyiz. Çünkü bugün dünya sesi yükselecek ülkelere, milletlere, Müslümanlara ihtiyacı var dünyanın. Veltekum minkum ümmetün. Yani dünyada 1,5-2 milyar insan vardır. Evet, hiç kimsenin sesi çıkmazsa bu ayet diyor ki Kudüs'ten dolayı diyor hepiniz mesul olursunuz diyor. Evet. Mutlaka bir yerden bir sesin çıkması gerekiyor. Allah'ın
bizlere emaneti olan bu mabetlerin güzel bir şekilde yaşatılması için, devamlılığı için, Peygamber Efendilerimizin mirasına sahip çıkılması için mutlaka sesin çıkması gerekiyor. Bunun için de insanlığı uyandırmak, hani selam bir çağrıdır, ezan bir çağrıdır, davettir. İnsanları efendim ibadete, uykudan uyanıklığa, sabah ezanında da onu deriz. Es-salatu hayrun minen nevm. Ey milleti merhume, ey uyuyanlar, ey uykuda olanlar, ey gaflete dalmış olanlar, ey dünyalık hevesleri başından aşanlar. Bugün Müslümanların bir derdi var, bir davası var, bir hasta var ortalıkta. Gelin bu konuda birleşelim demenin zamanıdır. Onun için de ülkemiz inşallah Müslüman alemine bu konuda önderlik, rehberlik i̇nşallah. Yapmaya hazırdır. Ben milletimize, Müslüman alemine bu konuda samimiyetimle güveniyorum. Evet. Allah'ın izniyle gür sesimiz çıkacaktır. İnşallah. İnancımız da bu yoldadır. Cenab-ı Allah mahcup etmesin, amin. Yardım eylesin. Rabbimiz birlik ve beraberlik nasip eylesin. Amin. Yek vücut olmayı amin. Nasip eylesin. Hocam, bu manada Kudüs'e yapılan bu şeyleri, İslam davasına, Müslümanlara, mabetlerimize yapılan bir saygısızlık olarak değerlendirebilir miyiz? Yani kutsallarımıza bir saldırı olarak görebilir miyiz bunları hocam? Yani ayeti kerimede siz diyor başkalarının dinlerine, ilahlarına küfretmeyin diyor. Evet. Bu ayettir. Küfretmeyin. Niçin? Onlar da diyor sizin ayetlerinize efendim kıymet verdiğiniz ilahlarınıza, inançlarınıza evet. efendim küfrederler, hakaret ederler evet. diye. Burada bize düşen karşılıklı dövüşmek, kavga etmek değildir yani burada. İnsana insan olduğunu hatırlatmaktır. İnsana insan olduğunu hatırlatmaktır. Bu noktada efendim bugün Kudüs'le ilgili bizim yapacağımız yani millet olarak, fert olarak Resulullah Efendimiz'in bir hadis-i şeriflerinde her kim bir kötülük görürse evet. hani çok meşhurdur ama bizim için ilke olabilecek bir hadis-i şerif. Men re'a minkum münkeren diye. Evet. Kim bir kötülük görürse, olumsuz bir durum görürse o konuda diyor eliyle müdahale etsin. Evet. Eliyle müdahale etsin. Yani elimizle, gücümüzle oraya müdahale edecek imkanlarımız var mıdır? Biz birey olarak elimizi belki bu noktada ancak efendim dua için kaldırabiliriz. El aslında güç anlamındadır. Yani evet. ekonomik anlamda, yedullah, siyasi yedullah, anlamda yedullah. Efendim evet. Ülkeler arası anlamda evet. gücü simge eder. Onu evet. devletlerin yapması ki ülkemiz evet. belki bütün İslam alemine bu anlamda rehberlik yapıp toplantıları yapılabilir onunla ilgili. O devletlerin ama evet. ikinci sırada bir olumsuzluğu görünce efendim insanlara düşen görev diliyle onu düzeltmesidir. Diliyle düzeltmesi. Bugün cuma vaktindeyiz. Cuma namazının olduğu bir zamandayız. Abdestli olduğumuz anlardayız. Ellerimizi açacağız ve Rabbimize dua edeceğiz. Allahümme ensurul İslam'a ve Müslümin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Yani bizim en büyük sığınağımız Yüce Rabbimizdir. Evet. Allahum mensur men nasarad din. Allah'ım senin dinine kim yardım ediyorsa sen de bunlara yardım eyle. Evet. Efendim Amen Resulü'nün sonunda okuyoruz. Fansurna alel kavmil kafirin. Evet. Ya Rabbi senin davanı örtmek isteyen, efendim görünmesini istemeyen, evet. efendim bu güzelliklerin ortaya çıkmasına mani olan kim varsa evet. onlara karşı bize yardım eyle diye dilimizle dua etme. Bir de yani burada televizyonda anlattığımız gibi sokakta, caddede, çay içerken, evdeki sohbetlerde, televizyon kanallarında bugünlerde hiç olmazsa bu davanın efendim bir yerinde nokta kadar varlığımızı ispat etmek için herkes bu konuyu gündeme getirsin. Yani bu konuda ne yapabileceğini konuşsun. Evet. Hiçbir şey olmasa dua etsin. Yani bizimle ilgili bizi meşgul etsin zihnimizi, tabii, kalbimizi. Yani mutlaka oranın derdi. Evet. Selahaddin Eyyubi için deniyor evet. ki yani onun fethini evet. gerçekleştireceği zamanlarda böyle çok asık suratlıymış, morali bozulmuş yani böyle 1180'li yıllar yani böyle. Evet. O dönemlerde
Ya nedir yani padişahım, işte devlet büyüğü efendim, niye böyle rahatsızsınız yani, günlerdir yemeden içmeden kesildin, canın çok sıkıldı diye. Diyor ki Allah'ın bu güzel mabedi diyor efendim, bu güzel emaneti esaret altındayken diyor, ben nasıl güleceğim diyor, ben nasıl yiyeceğim diyor, iştahım kaçtı diyor. Evet. Bugün yani çaylarımızı yine içelim ama iştahımızın kaçtığını. Evet. Yemeğimizi yani yiyelim, biraz dertlenelim, biraz yani iştahımızın kaçtığını, evet, göstermemiz lazım. Bir, evet, şekilde göstermemiz nasıl lazım. Nasıl acı bir haber aldığımızda, değil mi? Aynen. Yani Allah korusun, bir cenaze gibi, bir kaza gibi. Çünkü bu bütün bir İslam alemini ilgilendiren konudur. Bir yerin özel konusu da değildir. Evet. Şimdi, sonunda hocam bir, buyurun, de şey vardı. Buyurun, hadisi hocam, tamamlayalım. Buyurun hocam. İzleyenler şimdi derler, hocam bir tane sözünü söylemedi diye. Ha, hadisin sonu da, bu ikisini yapamayanlar, eliyle, evet, bir şey yapamadı, diliyle, evet, de bir şey yapamadı. Evet. Ne yapalım? Bazen olabilir yani, evinde oturmadan başka bir iş yapamayan, yani hasta, yatalak olabilir, yaşlı olabilir. Hocam ben çıkıp da işte meydanda kimseyle konuşamam, çay sohbetinde, evet, evde, kahvede, lokalde bu işi yapamam diye. O zaman hiç olmazsa diyor kalbinden bunun sıkıntısını yaşasın. Kalbiyle kalben buğz etsin diyor. Yani, evet, bu işin iyi bir şey olmadığını. Evet. İnsanlığı fesada götürdüğünü, evet, bozgunculuk olduğu, fitne olduğu. El hubbulillah ve buğzulillah. Aynen. Allah için. Yani Allah için bu konuda o da diyecek ki ya Rabbi ben böyle bir durumdan hoşnut değilim ama, evet, bir şey de yapamıyorum yani oturduğum yerden, evet, ancak işte konuşurum ya da dinlerim. Bu şekilde kalbinden de bir insanın oradaki yaşananlara karşı gerekiyor. Mutlaka bir şeyler yaşaması lazım. Hocam biz ayrılan sürenin sonlarına geliyoruz ama ben burada bir iki soru sormak istiyorum. Birisi İslam'daki fetih anlayışı nedir? Yani bugün burada ne yapmamız lazım? Neticede biz bunu hayırlısıyla sonuçlandırmak istiyoruz. Dünya Müslümanları olarak nasıl bir anlayış sergilememiz gerekiyor hocam? Bugün geçmişte biz yani İslam tarihi her türlü tecrübeye şahit, evet, olmuştur. Yani biz bunun ilk örneklerini İslam tarihi açısından Peygamber Efendimiz'in hayatında buluruz. O da çok sevdiği Mekke'den bir şekilde gönderilmişti, muhacir, evet, olmuştu. Evet. Tekrar orayı bir şekilde fethetme lütfu nasip olunca, evet, surede geldi. İzâ câe nasrullâhi vel fethu ve reyten nâsi yedhulûne fî dinillâhi efvâca. Şimdi Allah'ın fethi gerçekleşti. Evet. Efendim Cenab-ı Allah nasip etti. Bunun için bir kere mücadele etmek lazım. Evet. Yani birincisi mücadele ve mücahede. Allah katında en makbul amel hangisidir diye sorulur Peygamber Efendimiz'e. Cihat diyor. Hangi amel daha makbuldür diye Peygamber Efendimiz bakar ki bu kişinin namazı aksaksa, yani öyle kişiye göre yani Resulullah Efendimiz. Öyle de bir. Yani, ona dermiş ki efendim as-salatu ala vaktiha. Hani bize nereden bildi ya? Resulullah'ın böyle bir güzel tarafı, aynen, var. Kişiye göre soruya cevap birisi veriyor. Birisi geliyor diyor ki ya Resulallah hangi ameli yapmamı tavsiye edersiniz? Bakıyor ki o anne babasından şikayetçiymiş. Evet. Diyor ki birrul valideyn. Sen diyor annene babana iyi davran diyor. Hatta bazılarını savaşa bile götürmüyor. Git diyor annene babana bakacaksın. Evet. Bugün hepsi ayrı bir konu. Üçüncüsü, evet, ya Resulallah bir delikanlı, güçlü, öyle çalımlı biri geliyor. Ya Resulallah benim için hangi ameli tavsiye edersin diyor. El cihadu fi sebilillah. Sen diyor çık diyor Allah'ın davasını diyor. Evet. Anlat diyor. O yolda mücadele et, evet, mücahede et diyor. El cihadu maaddin ila yevmil kıyame. Evet. Kıyamete kadar cihat var. Devam edecektir. Evet. Bugün bize hem nefsimizde de cihat edeceğiz. Yani bu cihat, evet, derken hemen savaş anlamında da değil. Cihad aslında çalışmak olarak, cihad, da değil mi hocam? Yani mutlaka gayret, mücadele. Evet, evet, mücadele onun için dedik. Gayret, evet, edeceksin. Yani sana düşen nedir bugün? Diyelim ki teknolojiyi üretebilir misin? Üretebilirsen o yolda cihad etmektir. Evet. Bugün herkesin, hepimizin elinde olduğu telefonlar, televizyonlar ya da, evet, bilgisayarlar. Bunları yapabiliyor musun? Senin alanın burasıdır. Sen bunu yap. Evet. Askersen, polissen, efendim silahlı güçlersen o alanda en iyi, en iyi. En iyi. En sıradan iyisi değil, herkes gibi, evet, değil, en iyi olmak yani için birinci çalışmak olacak. Müslüman, evet, birinci olması lazım. Evet. Efendim diyelim ki ilim alanında mısın? İlimde birinci olmak lazım. Peygamber Efendimizin hayatına bakınca kölelerin bile yabancı dil öğrenmesini isteyen bir peygamberin ümmetiyiz. Kölelerin, bilmiyorum, kölelerin bugün yani böyle en asgari vasıflarda olan insanlara bile Peygamber Efendimiz gelse sen yabancı dil öğren diyecektir. Arapçayı öğren, İngilizceyi öğren, Türkçeyi öğren. Ne varsa yabancı dil olarak. Evet.
Bundan dolayı hepimize düşen görev vardır. Evet. Anneysek çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Evet. Yani hocam son 2-3 dakikanın içerisindeyiz. Sohbet güzel, burayı anlıyorum. Bu çok uzun sürecek ama ben Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'dan da buraya bir şeyler katmanızı son arzu ediyorum. Peygamberimizin Kudüs'le orayı ziyaretle ilgili, Müslümanların oraya sahip çıkmasıyla ilgili sözlerinden birkaç cümleyle bahsedebilir miyiz hocam? Sevgili Peygamberimizin başta söyledik herhalde. Evet, bu mescitlerin, ibadetlerin ehemmiyetiyle evet. alakalı bir hadis-i şerif. Belki kaçıranlar da olmuştur. Buyurun hocam. Hem konuyu toparlama açısından da bizim evet, için önemli. Özet olsun. Evet hocam. Yani 3 tane mescide hicret edilsin diyor. Seferler evet. düzenlensin. Evet. Bugün gidebilenler Umre'ye de gitsin. Evet. Yani sizin bahsettiğiniz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın projesidir. Evet. Efendim. Özeller de bunu örnek alıyor. Yapıyor mu? Özel firmalar da yapıyor hocam. Evet, Allah evet. razı olsun yani. Evet. Bu konuda kim gayret ediyorsa Rabbim evet. hepsinden razı olsun. Yani bu konuyu mutlaka Müslümanın gündeme alması lazım. Hatta bu sene herkes yani bir şekilde ben de bu davada inşallah ben de Umre'de bir yerde olacağım diye. Yani belki hacca evet. niyet edenler oluyor, umreye evet. niyet edenler oluyor, seneye niyet edenler oluyor ama bu sene bunu gündemine getirsin. Bir yıl evet. ileriye alsın, desin ki bu sene Kudüs üzerinden ben umremi yapacağım. Evet. Niçin? Peygamber Efendimizin hatırı için. Bu bir gövde gösterisi olsun. Yani bunu başkaları yapmak böyle lazım. Görsün. Hacca gidince, umreye gidince, Kabe'nin etrafındaki o yürüyüşlerimizde yani evet. orada bir yürüyüşün şekli vardır yani. Aslında normalde yürünür tabii. ama bir gösteri yani o, de yapmak o bir, gerekiyor. Yani hem ibadettir evet. hem de bir şekildir aslında yani evet, orada dünyaya efendim evet. diğer insanla bir mesajdır. Bugün de oranın yalnız kalmaması için seferler noktasında Peygamber Efendimizin teşvikiyle beraber gidip orada namaz kılmak olsun, efendim orada bulunmak olsun, oraya evet. girmek çıkmak olsun, dünyada en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi olsun yani. Bugün bize evet. düşen görevlerden bir tanesi de budur. O zaman bir iki cümleyle duanızı alalım inşallah. Evet, yani Allah razı olsun. Yüce Rabbim inşallah cümle Müslüman kardeşlerimize, ümmeti Muhammed'e birlik beraberlik nasip eylesin. Yüce Rabbim bu cuma saati hürmetine Kudüs'e uzanan her türlü gayri ahlaki elleri, gayri ahlaki emelleri Rabbim hayırlısıyla sonlandırsın diyorum. Amin inşallah. Kafirlere karşı Müslüman ümmetine birlik beraberlik, nusret, zaferler nasip eylesin. Amin. Rabbim her türlü mukaddesatımızı, kutsal olarak bildiğimiz mabetlerimizi de şerlilerin şerrinden muhafaza eylesin. Rabbim ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar eylesin. Dertli olan kardeşlerimize devalar nasip eylesin. Bu mübarek saatte bizden dua bekleyen kardeşlerimizin ne kadar hayırlı istekleri, muratları, talepleri varsa Rabbim onlara icabet eylesin. Amin. Rabbim bizleri dünyanın da ahiretinde her türlü suyu akıbetinden, şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Cumamız mübarek olsun. Ümmeti Muhammed'in selameti için, birlik beraberliğimiz için, Allah rızası için El-Fatiha. Çok değerli Çay TV izleyenleri, bugünkü konuğumuz Kalkandere Müftümüz Özkan Çelik hocamız idi. Ortak dava Kudüs konusunu konuştuk. Yeryüzünün en faziletli mekanları camiler, camilerin de en faziletlisi Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa'dır. Rabbimiz Mescid-i Aksa üzerinde oynanan oyunları Müslümanların hayrına, lehine sonuçlandırmayı nasip eylesin. Rabbimiz ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik nasip eylesin. Şu mübarek günde yaptığımız dualarımızı kabul eylesin. Bir dahaki cuma saati programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.